Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri yüksek teknolojiyle ortez ve protez üretiyor. Derste teorik eğitim alan öğrenciler mesleğin inceliklerini okul laboratuvarında uygulayarak öğreniyor. Yüzlerce hastaya öğrencilerin elinden çıkan ortez protezler uygulanıyor. O laboratuvarın çalışmaları ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi. Eray Mumay henüz 8 yaşında. 1,5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda vücudunda kısmi felç oluştu. Tedavisi için Siirt'ten Ankara'ya geldi. Eray geçirdiği bir trafik kazası sonrası 5 ay boyunca yürüme yetisini kaybetti. Ankara Üniversitesi'ne başvurdu. Öğrencilerin ürettiği ortezle çok kısa bir sürede yeniden yürümeye başladı. Eray daha önce topallıyordu. Çok bir yürümesi yoktu ve sürükleyerek yürüyordu. Epey bir yol kat ettik. Eray geldiğinde 3 yaşındaydı. Ayağını zemine sürterek, sık sık düşerek bir tabloyla bize geldi. Ve ilk verimi, ilk 3 ayda aileden gelen, anneden gelen geri bildirimler doğrultusunda almaya başladı. Eray gibi onlarca hasta şifayı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde buluyor. Ortez ve protez bölümünün o özel laboratuvarına ilk kez TRT Haber girdi. Geleceğin ortotist protetistleri için ilk mesleki deneyim sınıflarda başlıyor. Mesleğin incelikleri ise okul laboratuvarında uygulanarak öğreniliyor. Ortez, insandaki yeti kaybı ve işlev kaybı olan organların performansını artırmak üzere kurgulanmış çok önemli bir alan. İlk mezunlarımız henüz daha mezun olmadan istihdam edilmeye başladılar. Hastaların ihtiyacına göre ortez ve protez ölçüsü alınıyor. Ardından alçı elle şekillendirilip kişiye özel üretim yapılıyor. Öğrenciler laboratuvarda teknolojik yöntemlerle de üretim yapıyor. Kendilerine başvuran hastaların öncelikle 3 boyutlu tarayıcılarla görüntüsü kaydediliyor. Ardından yine 3 boyutlu yazıcılarla o modeller üretime geçiyor. Bu ortezin ya da protez temeli olan soketin hasta üzerinde denenmesi, testi aşaması geliyor. Düzeltmelere gidiyorlar. Ta ki rahat ettirinceye kadar bireyi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri yüksek teknolojiyle ortez ve protez üretiyor. Derste teorik eğitim alan öğrenciler mesleğin inceliklerini okul laboratuvarında uygulayarak öğreniyor. Yüzlerce hastaya öğrencilerin elinden çıkan ortez protezler uygulanıyor. Muhabirimiz Züleyha Cebeci konuyla birlikte o laboratuvardan detayları aktaracak. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeyiz. Ortez ve protez bölümü öğrencileri mesleğe atılmadan önce okuldaki laboratuvarda deneyim kazanıyor. Hem geleneksel hem de yüksek teknolojiyle hastalar için ortez ve protez üretiliyor. Bölüm başkanı Profesör Doktor Serap Alsancak laboratuvarın işleyişini TRT Haber'e anlatacak. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Dilerseniz öncelikle teorik kısımla başlayalım. Öğrenciler derste ne öğreniyorlar ve mezun olduktan sonra ne olarak görev yapacaklar? Ortez protezist olarak mezun olan öğrencilerimiz ortez protez laboratuvarında, ki bunlar üniversitelerin veya kamu hastanelerinin olabilir, buralarda görev yapabilirler. Özel ortez protez yapım ve uygulama merkezlerinde çalışabilirler. Protez ortez bileşenlerinin üretildiği fabrikalarda görev alabilirler. Onların eğitim için aslında bu laboratuvar çok önemli, çünkü uygulama imkanı buluyorlar. Şu anda da geleneksel yöntemle üretim yapılıyor. Buradaki üretimi de bize özetler misiniz? Elbette, ciddi bir güçlü ortez ve protez teorinin ardından öğrencilerimiz tasarladıkları, planladıkları şekilde sorunun olduğu bölgeye yönelik hastalarından ölçü alıyorlar ve daha sonra buna yönelik tasarımlarda bulunuyorlar. Arkasından bu modellerini şekillendirerek, ki şu anda birçok öğrencimizin şekillendirme işlemini görüyorsunuz. Korselerden dezartikülasyon, yani diz seviyesi kesiklere kadar uzanan
gerek ortez gerekse protezi ilgilendiren uygulamaların içerisinde öğrencilerimiz. Arkasından bu modelleri derin çekme yöntemiyle plastiği eritmek suretiyle yüksek ısıdaki fırınlarda çekerek ürünü hazır konuma getiriyorlar. Eğer bu bir yürüme ortezi ise yürüyüş analiz laboratuvarımızda veya gözlemsel analizle, gelenekseli hiçbir zaman bırakmıyoruz, sonuçları değerlendirme şansına sahipler. Son olarak bir de 3 boyutlu olarak tasarım var. Ondan da bahsedebilir misiniz kısaca? Elbette. Orada da yine hastanın sorununa özel tabletle tarama işlemini gerçekleştiriyorlar. Bütün verileri bilgisayara yüklüyorlar. Onun üzerinde, yani bilgisayar üzerinde tasarımlarını yapıp filamentleri 3D yazıcılarda üretmek suretiyle ürünü elde ediyorlar. Benzer şekilde yine değerlendirme, hastanın takibi, sorunu çözme hepsinden bu arkadaşlarımız bu süreç içerisinde sorumlu tutuluyorlar. Aktardıklarınız için çok teşekkür ederim. Yayın konuğum Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı, Ortez ve Protez Bölüm Başkanı Profesör Doktor Serap Alsancak'tı. Ortez ve Protez Bölümü öğrencilerinin laboratuvardaki o çalışmaları TRT Haber için değerlendirdi.